Evet, teknolojinin merkezine Mefati Demir'e hoş geldiniz. Hangisi daha iyi serisinin 59. bölümüne hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Bundan tam 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuru ile Samsun'a ayak bastı. Ve büyük bir milletin dillere destanı olan o Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bugüne özel olarak benden istenen çok farklı bir isteği yerine getiriyorum arkadaşlar. Bugün yapacağımız şey çok farklı bir şey. Neden? Çünkü bugünkü karşılaştıracağımız modeller iPhone 13 Pro ile LG Wing. Bildiğiniz üzere LG 2021 yılı Nisan ayında telefon sektöründen çekildi. Ancak Güney Kore'de halen daha %1'in üstünde bir kullanım oranına sahip. Demek ki LG Güney Kore'de gizlice telefon üretiyor olmasın? Durum belli değil. Ama sanmıyorum çünkü Samsung %67 oranında paya sahip Güney Kore'de. Yani en azından yaptığım son araştırmalar bunu gösteriyor. Her neyse, bugünün karşılaştırma konusunu anladık. Bugün iPhone 13 Pro ile LG Wing'i karşılaştıracağız. Böylelikle hangisi daha iyi serisinde ilk defa LG marka bir telefon karşılaştırmış olacağız. Evet, gerçekten sanırım hangisi daha iyi serisinde ilk defa LG marka bir telefon görmüş olacağız. Hayır. LG daha önce 18. bölümleri görmüştüm. Tecnopova Neo 2 ile V50S ThinQ ile karşılaştırmıştı ve LG kazanmıştı. Yani ikinci kez LG'yi karşılaştıracağım. Ama uzun zaman sonra ilk defa LG'yi karşılaştırdığıma emin olabilirsiniz. Evet, o halde videoya başlayalım. Evet, sıra dışı bir telefon var. Bu sıra dışı telefonu karşılaştırmaya başlayalım isterseniz. Çok garip olan telefon LG Wing arkadaşlar. Yani LG Wing. LG neden böyle? Bir kere LG Wing dünyanın ilk iki ekranlı telefonu diyebilirim. Hayır, katlanabilir telefonları saymıyorum. Bu katlanabilir bir telefon değil. Bunun nedenini yakında resimde gördüğünüz zaman anlarsınız işte. Ondan sonra LG Wing'in neden böyle garip bir model olduğunu anlayacaksınız. Evet, o halde başlıyoruz. iPhone 13 Pro vs LG Wing. iPhone 13 Pro'da başlayalım. Ekran boyutu 6.1 inç, ekran teknolojisi OLED, ekran çözünürlüğü 1170x2532 piksel, ekran çözünürlüğü standartı Full HD Plus, piksel yönünde 460 ppi ekran yayılma hızı 120 Hz, ekran alanı 19.5x9, ekran alanı 89.81 cm², ekran dayanıklı Corning Ceramic Shield Glass Dokunmatik Türk Kapasitif Ekran, renk sayısı 16 milyon, ekran gövde oranı %85.62. Evet, işte LG Wing neden bu kadar ilginç ve neden bu kadar garip bir telefon? Çünkü ikinci bir ön ekranı var. Bu ikinci ön ekran 3.9 inç büyüklüğünde. Bu nedenle LG Wing'in nasıl oldu da böyle garip ve ilginç bir telefon olduğunu anlamışsınızdır sanırım. İşte bu ikinci ön ekran yüzünden böyle garip bir telefon. Evet. İkinci ön ekranın çözünürlüğü 1280x1240 piksel, yoğunluğu 419 ppi, G-OLED. Vay be. İşte onun için ikinci ön ekran boyutuyla ilgili böyle çok basit özellikleri verdim. Ama biz iPhone 15 Pro üzerinden devam edelim. Ne iPhone 15'i? 13 Pro üzerinden devam edelim. Pil kapasitesi 3095 mAh. Video oynatma 20 saat. Müzik oynatma 75 saat. Lightning ile şarj oluyor. Lityum iyon. 20 watt hızlı şarj. 15 watt MagSafe kablosuz hızlı şarj var. Kamera çözünürlüğü 12 megapiksel. 4K çekim yapıyor tabii ki. İkinci kamera. Öyle dedik. Üçüncü kamera var. Ön kamera var. 4K 60 FPS. DxOMark'ta 137 almış. 137 puan almış V4'te. V5'te 141 puan.
işlemci. Apple A15 Bionic CPU frekansı 3.2 GHz. CPU çekirdeği alt çekirdek 2.3.2 GHz CPU. 4x2.0 GHz bir ciğer bir işlemci. İşlemci numarası 64 bit. Grafik işlemcisi 5x Apple GPU. CPU üretim teknolojisi 5 nanometre. Mantu benchmark puanları yazıyor. Valla bilmiyorum. Mantu V9 817.300 V10 1.375.000 Geekbench 5 single 1730 multi core 4770 Geekbench 6 single 2405 Geekbench 6 multi core 6015 RAM 6 5.2 GB herhalde baba. Hafıza kartı yok. 1 TB kadar da baba. Uzunluk 146.7, genişlik 71.5, kalınlık 7.65 mm, ağırlık 204 gram. Altın, gri, gümüş, mavi, yemyeşil. 5 farklı seçenek var. Renk seçeneği. Kapak malzemesi cam, çerçeve, patlamaz şey. Vay be. Vay. 5G var. iOS 17. Wi-Fi 6. NFC, Bluetooth 5.0. Kızıl ötesi ve radyo yok. Soya dayanıklık, toza dayanıklık, görüntü koşma var. Parmak izi okuyucu yok. Bildirim ışığı yok. Sadece başı 0.99 watt ve kilo ucunda 0.98. Vay be. Ne diyor? Kutu içerisinde böyle USB 2.0. Lightning Shift Hot desteği var. 2021 yılı Eylül'de çıkmış. Vay canına. Ya şimdi ben niye böyle garip bir ses çıkarıyorum? Niye sakin bir şekilde video çekiyorum? Anlayamıyorum yani. Normalde önceki gibi ses tonunu kullanamıyorum. Neyse. Çok garip. Değil mi? Neyse. LG Wing'de devam edelim. Vay be, 61 puan demiş. Ekran boyutu 6.8 inç. Ekran teknolojisi P-OLED. Ekran çözünürlüğü 1080x2460 piksel. Ekran çözünürlüğü standardı Full HD Plus. Piksel yoğunluğu 395 ppi. Ekran inanılmaz 60 Hz. Ekran oranı 20.5/9. Ekran alanı 109.81 cm². Ekran ayını Gorilla Glass 5 Dokumentary Kapasitif ekran. Renk sayısı 16 milyon. Ekran gövde oranı %86.96. İkinci ön ekran var. İkinci ön ekran 3.9 inç. Ya şimdi bu ikinci ön ekran sayesinde kalkıp asfaltta araba süren birini gördüm, tamam mı? Adam asfaltta araba süreyim diye kalkıp ikinci ön ekranı açıyor. Orada joystick var. Joystick üzerinden arabayı kontrol ediyor. Garip telefon. Hayır, başka bir yanı, telefon ana ekrandayken eğer ön ekranı açarsa orada uygulamaları sanki bir akıllı televizyondaymış gibi görebiliyor o uygulamaları. Vay canına. Garip değil mi? Mesaj yazarken mesela ya da internet tarayıcısına girerken öbür tarafta yatay bir ekran, dikey ekranda klavye kullanıyorsun. Ya bu LG Wing oldukça garip bir telefon. Ama kimin kazanacağını bilmiyoruz. LG Wing mi? iPhone 13 Pro mu? Devam edelim. İkinci ön ekran çözünürlüğü 1080x1240 piksel. Ekran yoğunluğu 419 ppi. Ekran özelliği G-OLED. Survival mod dönebilir. 4000 mAh pil diyor. USB Type-C şarjlı. 25 watt hızlı şarj. 12 watt kablosuz hızlı şarj. Pil değiştirilemez. Kamera çözünürlüğü 64 megapiksel. OIS var. 60 FPS video FPS değeri. Hepsi böyle. İkinci arka kamera 13 megapiksel. Üçüncü arka kamera 12 megapiksel. Ön kamera 32 megapiksel. 1080-30 çekim yapıyor. Vay vay vay. DxOMark kamera V4'te 110 puan alan. Snapdragon 765G işlemcimiz var. DxOMark kamera V4'te 110 puan almış. İşlemci Snapdragon 765G. CPU frekansı 2.4 GHz. CPU çekirdeği 8 çekirdek ana işlemci. 1x2.4 GHz Cortex A76 Kirio 475 birinci yardımcı işlemci. 1x2.0 GHz Cortex A76 ikinci yardımcı işlemci. 6x1.8 GHz Cortex A55 işlemci mimarisi 64 bit. Grafik işlemcimiz Adreno 620. GPU frekansı 625 MHz. CPU üretim teknolojisi 7 nanometre. Antutu V8 322.900 puan almış. Geekbench 5 Single 1620. Geekbench 5 Multi 1950 puan almış. 8 RAM, 128 hafıza var. Hafıza kart desteği 2 TB kadar hafıza kart desteği. Ne ya? Uzunluk 169.5, genişlik 74.5, kalınlık 10.9 mm, ağırlık 260 gram. Renk seçenekleri mavi ve siyah. Cam
kapağın gövde malzemesi cam, çerçevenin gövde malzemesi metal. 5G kadar var herhalde. Var. Android 10 ile geliyor. Android 11 LG UX 9.0 yükseltilebilir diyor. Wi-Fi 5. NFC var. Bluetooth 5.1. Kılı ötesi yok. Radyo yok. Su yanıklık IPX4. Toz ayaklık IP5X. Görüntülü konuşma var. Parmak izi okuyucu, ekran içi parmak izi okuyucu. Sağ derli başa 0.357 watt ölçüde, vücuda 1.304. USB 3.2 Gen 1 USB Type-C OTG desteği var. Çift hat desteği var. 2020 yılında Eylül ayında duyurulmuş. 2021 yılı Şubat ayında çıkmış diyorlar. Pekala. Şimdi sonuçlara gelelim. Bu ilginç telefon LG Wing mi olacak yoksa popüler olan iPhone 15 Pro mu? iPhone 15 Pro diyorum sürekli. iPhone 13 Pro mu kazanacak? Hepsini göreceğiz şimdi. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen sonuçlara geçiyoruz. Ya bayağı da vakit kaybettim aslında. 9 dakika olmuş. Neyse biz kapatalım. Evet. Sesimi gayet normal. Sesimi normal yapabildim sanırım. Dur bakayım. Evet. Sesim normale dönmüş. Şimdi puana gelelim arkadaşlar. Puanlama yapıyoruz. Evet, LG ilk puanı aldı arkadaşlar. 1-0 ön, 2-0. Oo, Apple 2-1 yaptı. 2-2, 3'e 2, 4'e 2, 4'e 3. Şu an durum 4'e 3. 4'e 3, 4'e 4, 4'e 5. İkinci ön ekran. Normalde olmayanlara puan vermeyecektim ama maalesef LG Wing ve diğer bazı katlanabilir telefonlar için istisna uygulamak zorundayım. 4-4, 5'e 4, 6'ya 4, 7'ye 4, 8'e 4, 9'a 4. 10'a 4 LG önde. Vay vay vay. 10'a 4 demiştik. Durum 10'a 4. 11'e 4. 11'e 5. 12'ye 5. Durum 11'e 5. 12'ye 5. Durum 12'ye 5. Vay vay vay. Durum 12'ye 5. 13'e 5. Yok artık. 13'e 5. 13'e 6. 13'e 7. 13'e 7. 13'e 8. Evet, 13'e 8. 13'e 9. 14'e 9. 14'e 10, 14'e 11. Durum 14'e 11 arkadaşlar. 14'e 12. 13, 14. Durum 14'e 14. 15'e 14. 15'e 14. 16'ya 14. 16'ya 15. 17'ye 15. 18'e 15. 18'e 16, 18'e 17. Of, 18-17. Rekabet kızıştı. 18-17, 18-18, 19-18. Vay vay vay. 19-18. Bu ne ya? 19'a 18, 20'ye 18, 21'e 18, 21'e 19. 22'ye 19. Nasıl olabilir? Bu imkanı yok arkadaşlar. LG Wing iPhone 13 Pro'ya karşı 22'ye 19'luk bir puanla zafer kazandı. Bu nasıl bir telefon? Olamaz. Kalp krizinden öleceğim sanırım. Neyse. Evet.
Durum böyleydi arkadaşlar. 19 Mayıs özel bölümü ne yaptık? Hangisi daha sesli? 59. bölümünde hangisi daha 59. bölümündeydik? Ulan heyecanımı alamıyorum. Sakin olmaya ihtiyacım var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hangisi daha sesli? 59. bölümünde sonuna geldik. Bugün iPhone 15 Pro ile dünyanın en ilginç telefonlarını biri olan LG Wing'i karşılaştırdık. Şaşırtıcı bir şekilde LG Wing kazandı arkadaşlar. Apple yine yenildi. Tebrikler LG. 3 yıldır telefon üretmiyorsun. Ancak yine de Apple'a karşı zafer kazanmasını biliyorsun. Tebrikler. Durum böyleydi. Evet, özellikle özel introyu kullanmadım. Direkt VS introsuyla geçiş yaptım. dediğim gibi arkadaşlar. Garip bir telefon ama. Durduramıyorum kendimi. Tamam. Sakin olmalıyım, sakin. Evet, dediğim gibi LG Wing'in şeyini göreceksiniz. İkinci ön ekranı göreceksiniz. Hangisi daha iyi? Part 59'da bu resim yerine bunun ön ekranlı resmini de ekleyeceğim. Göreceksiniz arkadaşlar LG Wing'in ön ekranında. Evet. 60. bölüme kadar. Dur. Evet. Dur. Bu bölümden sonra bir belirli bir süre ara vereceğim. Ama merak etmeyin. Bu ara kısa sürecektir. 30 Mayıs'a kadar ara vermeyi düşünüyorum. 29 çünkü sınavlarım var. Eğer herhangi bir sorun olmazsa ve eğer ben kanala dönebilirsem 30 Mayıs'ta tekrar buluşmayı ümit ediyorum. Sizlerle birlikte farklı videolar yapmayı düşünüyorum. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Hangisi daha ses 59. bölümünde sonuna geldik. Bu videoda iPhone 13 Pro ile LG Wing'i karşılaştırmıştık. Ve LG Wing kazandı. 22-19 puan. Evet. Akıncılar müziğini ekledim. Özellikle ekledim çünkü belirli bir süre ara vereceğiz. Ama bu verdiğimiz ara tabii ki bir devrin kapanışı değil. 30 Mayıs'ta olmadı. Eğer yetişebilirsek 29 veya 30 Mayıs'ta tekrar beraber olacağız. Bir sonraki bölüm için M. Fatih Demir'de kalmayı unutmayın. 60. bölüme kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Oh.